Kemerlerinizi bağlayın sevgili izleyicilerim. Geliyor mu? Bence ekran başındaki izleyicilerim ayaklarınızı uzatın, keyfinize bakın. Şöyle tutun o kız. Kemerlerinizi bağlayın. Ay, ipucu verseydiniz. Hayır, ya direkt giriyorsunuz. Sayın yolcularımız, birazdan şahit olacağınız görüntüler 950 bölümdür. Gelinin mutfakta da ilk defa yaşanacaktır. Ay ne geliyor acaba? Ya ne ya? Ay. Burada birazdan bir gelinimizi çok yakinen ilgilendiren bir olay olacak. Allah. Muhteşem bir olay olacak. Hafızalardan silinmeyecek. Bize de güzel anı olacak. Bütün Türkiye iddia ediyorum bu konuyu konuşacak. O zaman alkışlarla günün, haftanın, sezonun, gelinin mutfaktanın en büyük sürprizini çağırıyorum. Buyurun. Alkış, alkış, alkış. Şimdi. Bayram değil. Bu Furkan niye damatlık giymiş? Evet. Bir iki gündür bana küstü, darıldı. Evet. Onun için özür dilemeye geldim ben tekrardan. Hadi dile. Senden özür dilerim. Öyle olmaz. Özür dilerim hayat. Kalk kız. Ya, kalk. Ay. Ay çok, senden çok özür diliyorum. Sen de giymişsin 2 metre inan. Senden özür diliyorum hayatım. Benim deyinden evlenir misin diye. Heyecanlandım ama ben. Neden eğlemedim? Eğlemedin mi? Eğileceğim. Hadi. Tamam. Evet, benimle evlenir misin hayat? Evet! Hazırlanın Damla'da. Damla, Damla tek taş mı? Evet, şu tek taş. Hangi kamerayı göster gel. Bak. Göster böyle kameraya. Göstereyim. Tek taş. 2 gündür burası çalkalanıyordu Furkan ve Damla'nın aşkından, düğün telaşından. Yani yok görüntülermiş, yok kafede biriyleymiş, yok bekarlığa vedaymış. Ay! Evet. Yani sizi konuşmaktan yorulduk biz. Aynen. Yani zaten evlenme teklifi etmiştin Furkan, yani. Furkan, sen heyecanlısın. Evet. Ben şimdi erkek tarafı oluyorum, senden taraf oluyorum. İyi olur. Tamam mı? Sağ olun Nursel'im. Ablan da yok, ben senin ablan oluyorum. Sana bir akıl vereyim, yol yakınken kaç. Yok canım. Ben senin ablanım şimdi, tamam mı? Hepten almaya geldim. Şimdi açıklıyorum sürprizimizi. Furkan, sürprizin başlangıcıydı. Zaten evlenme teklifi daha önce edildi. Şu an araları düzelsin diye yine bir sürpriz yaptı ona. Şimdi bu sürpriz bu değildi. Bu küçücük kısmıydı. Furkan gönül almak için bir daha teklif etti. Tebrik ediyorum onu. Size olayı özetliyorum ve sürprizi açıklıyorum. Furkan hafta başından beri bir sürü şey yaşadınız. Yüzükler atıldı, ayrılıklar yaşandı. Damla evlenmeyeceğim dedi. Yok kafede bir kızlaymış, yok bekarlığa vedaymış. Yedi bizi yedi, gördünüz. Furkan tabii akıllı çocuk. 2 gün önce bizim ekibimizi aradı. Evet. Ve muhteşem bir plandan bahsetti. Bu plan Furkan'ın planı. Bizim ekipte böyle bir plana asla hayır demedi. Çok da mutlu olduk. Evet, teşekkür ediyorum onun için. Biz burada üstümüze ne düşüyorsa yaptık. Furkan da yaptı. İşin sonucunu açıklıyorum. Sürprizi açıklıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Yılın çifti Furkan ve Damla'yı, gelinin mutfaktanın gelini Damla'yı biraz sonra burada canlı canlı evlendiriyorum. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Damadımız burada. Grand tuvalet giyinmiş, damatlık giymiş. Kayınvalidemiz kayınvalide gibi giyinmiş. Nikah memurumuz burada. Oo. Gerçek nikah kıyıyoruz. Gerçekten. Gelinlik de burada. Gelinlik de burada.
konuda. Gelin Damla'yı hazırlıyoruz düğün için. Haydi gelinin mutfakta da düğün var. Haydi gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. İşte size sürprizimiz, gerçek bir nikah kıyıyoruz. Ben çok mutlu oldum Damla'nın düğününü görebileceğim için. Buradan Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Gence bu kadar hızlı bize gün verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Burada bir nikah memuru var. Tamamen tesadüf Sarıyer Belediyesi'nden gün almışlar. Gönül Durmuş benim de nikah memurum. Ya ben şok oldum, şok. Neyse, benim bana kıydığın nikah uğurlu geldi. Maşallah iyiyiz. Süper. İnşallah bu da çok güzel olacak. İnşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Damla'nın annesi, kardeşleri, akrabaları burada. Gelinin mutfakta ailesi burada. Biz çok hazırız. Peki ne eksik? Gelin ve damat. Hazır mıyız? Hazırız. Gelinimiz Damla, damadımız Furkan'ı alkışlarla nikah şahidiyiz. Ay çok güzelsin. Evet değerli konuklar, güzel çiftimizin bu mutlu günlerine her iki aile adına hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Alkış alalım mı çift? Evet, öncelikle kayıtlarımızın tetkiki için sizleri tanıyalım lütfen. Gelin Hanım, adınız, soyadınız? Damla Saçıkara. Anne ve baba adınız? Ahmet Ayşegül. Teşekkür ediyorum. Damat Bey, adınız, soyadınız? Furkan Şenyer. Anne ve baba adınız? Nuray Metin. Teşekkür ediyorum. Değerli şahitlerimizi tanıyalım lütfen. Ben Nursel Ergin, mikrofonum var. Ben Beyhan Öksüz. Teşekkür ediyorum. Belediyemize yapmış olduğunuz evlenme beyanınızda nüfus kayıtlarınız incelendi. Evlenmenize engel bir durum olmadığı görüldü. Şimdi bir kez de benim değerli şahitlerinizin ve sevgili konuklarınızın huzurunda evlenme isteğinizi sözlü olarak beyan etmenizi rica ediyorum. Sayın Damla Saçıkara, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Sayın Furkan Şenyel Beyefendi'yi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Evet! Sayın Furkan Şenyel, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Sayın Damla Saçıkara hanımefendiyi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Değerli şahitlerimiz, çiftimizin beyanlarını duydunuz, tanıklık ediyor musunuz? Eğer bir daha yüzüğü fırlatıp atmayacaksa... Kaç yıllık evlisin? 34 yıllık evliyim. Ben de 5 yıllık taze evliyim. İnşallah şans getirsin. Kesinlikle şahitlik ediyorum ben. Evet, ben de Damla'yı çok seviyorum. Beni de şahitlik kabul ettiği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ömrünün yettiği kadar Allah onlara mutlu olsun. Oh! Teşekkür ediyoruz. Buyurun imzalara geçelim. Ay çok havalı kız imzan. Bitti. Bas. Bastı Damla ayağına.
Diğer belediye başkanımız Sayın Şükrü Genç'in tarafıma vermiş olduğu yetkiyle şu an itibariyle sizi resmen karı koca ilan ediyorum. Atılan imzalarla birleşen ömrünüz ve kalpleriniz birbirinden hiçbir zaman ayrılmasın. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. İmza kaleminiz bugünün anısına Sayın Başkanımızın size hediyesidir. Şans ve uğur getirsin. Ve hayatınızdaki en önemli imzaları bu kalemle atmanızı diliyoruz. Bana kalem malem vermediniz. Olmaz, imza atılan kalem olması güzel. Tazeleme yaparız o zaman, veririm size. Muhteşem bir fikirmiş. Tamam, ben de beğendim. Tamam. 35. yılınızda. Çok güzel. Ve aile cüzdanınızı 2017'de Nursel Hanım'ın nikahını ben kıymıştım. Kendisine takdim ediyorum, sizlere teslim etmek üzere. Bana mı? Evet. Kime vereceğim? Damla'ya ver, ikisine birden ver. Ben şöyle yapacağım, Damla yeterince baskın. Görüyoruz onu burada. Evet, ya Furkan'a ver. Ben Furkan'a veresim geldi. Furkan'a ver. Teşekkür ederim. Hayır, burada olsun. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Gelin Hanım'ı tebrik edebilirsiniz. Gönül Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum sizi bir daha gördüğüm için. Alkışlarla oynuyorum. Bravo! Kapı yandı. Şimdi ben başlayayım öpmeye. Oh. Ben senin ablanım, yani annen yaşındayım. Senin kadar kızım var ve gerçekten kalbi ağzında bir kızsın. Gelinim mutfakta, ailesi seni çok seviyor, sizi çok seviyor. Sana şöyle iki tane. Evet, herkes, bütün aile hadi öpüşsün bence. Allah, eller öpüşsün. Mutluluklar verin. Bir dakika durun. Allah mutlu etsin. Amin. Tamam, kızım. Şimdi ben şöyle yapacağım. Ha tak. Ben kim ne takıyor? Görümceyim kızım, şimdi. Kızım karınca kararınca. Evet, Beyhan Hanım'dan bir çeyrek koptum. Nuray Gülap, bakalım ne takacak? Gelinin kaynanasından bakalım ne geliyor. Yavrum, hep mutlu ol inşallah. Sen de bak. Yavrum hep mutlu olun, dilerim. Amin. Allah. Ne geliyor? Oo! Gelinimize 4 tane altın bilezik, ama Beyhan abla bunun adı vardır herhalde. Bir kalın bilezikler. Evet. Aa, bitmedi. Beyhan abla, bu şu bileziklerin adı ne? Verdiğin adı ne? Trabzon. Trabzon. 4 Trabzon. Bir burma, zincir. Bir tane ata. Bak, telefonu zincir istiyordu ya altın, onu da yapmış, görüyor musun? Yapmıştım zaten. Ha. Hazırladım, getirdim. Bu ne bu? Koluna. Adı ne bunun? Ata mı? Bileklik. Dur, şunu da takayım yavrum. Bileklik, çeyrek bileklik. Çeyrek bileklik. Bak, her şeyi biliyor Beyhan ablaya. Ve daha şu ne? Bu da altın zincir bilezik. Bence kocaman bir alkış hak etti. Helal olsun. Bakalım annene takacak kendi annesi. Şimdi Nursel Hanım, Furkan'ın Damla'ya aldığı bileziği verme sırası geldi. Oğlum da taksın. Damattan geline bir bilezik ama 5 bileziğe bedel bir bilezik. Evet. Devam ediyoruz. Eline. Sen gitme Damla, dur. Gelinin annesi Ayşegül Hanım. Bakalım ne diyeceğim. Evet. Bir kendi yerine bilezik getirdim. Bir kendi yerine bilezik. Bir yerine bilezik getirdim. Ay, bir şey diyeceğim, der misin? Bak nasıl söylüyor. Bir daha söyle. Bir kendi yerime getirdim bilezik. Bilezik. Bir babasının yerine getirdim bir bilezik. Bilezik. Aynı bu bilezik. Gelinin anne ve babasından damada 2 bilezik. Ama damada takmadın, geline taktın. Hep geline takıldı, evet. İkisinin nasıl olsa aynen ortak. Yani damadın aslında, değil mi onlar? Evet, damadın. Tamam. De hazır aslında. Biz bu konulara çok önem veriyoruz. İki kız kardeşin var şurada. Dünya tatlısı, onları da öp. Gel, ben öptüm, gel. Abla, sen de. Ay.
Gül Hanım var, Damla'nın annesi. Bilezik değişleri bile aynı yani, yüzleri aynı. Bir kız annesi olarak merak ediyorum, ne hissediyorsun? Nursel Hanım, bugün için çok mutluyum. Özellikle de çok duygusalım bugün, kızımın evliliği olduğu için. Onlara bir daim mutluluklar diliyorum. Böyle kızım gitmiş gibi mi hissediyorsun? Damla gel, annenin yanına gidin. Gidin gidin, sarılın şöyle bir. Ay! Artık daha büyük bir ailesiniz. Evet. Kocaman evet. Bir ailesiniz. Evet. İnşallah bir yastıkta kocayın. Çok mutlu olun. Amin. Damlacığım ne hissediyorsun aşkım? Ben çok mutluyum. Yani gerçekten ne duygularımı ifade edemiyorum. Ama annemgilden de artık hani ayrılacağım vakti geldi. Yani kardeşlerim, annem falan. Biraz da bilmiyorum, değişik bir duygu. Yani neyse üzülme. Aynı evdesiniz zaten. Evet. Aynı evde yaşayacaklar. Düşünmemiştim kızımın ama imza atıldıktan sonra şuraman bir korotur. Hiç bu kadar üzülmemiştim, duygulanmamıştım. Ama bugün burada bir imza atarken şu içime bir kor oturduğunu hissettim. Ay. Ve bugün evlendiğini gerçekten anladım. Ay. O yüzden çok duygulandım. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapıyorum. Şurada Damla'nın minnoş ikiz misiniz siz? Evet. İkiziz. Senin adın ne? Ekin Su. Derin Su benim de. O kadar güzeller ki, ay gibi suratları, ne hissediyorsunuz? Ya ablam sonuçta ya, bir üzülüyorsun, evde bir boşluk oluyor. Yani deli dolu ama yani seviyorsun. Sen normalde anlaşıyor musun ablanla? Ya çok anlaşamıyoruz. Biz kardeşiz. Ama yine de sonuçta ablam yine evden gidiyor. Bir insan üzülüyor yani. Ah canım benim, bunu ağladı. Sen? Ben de çok üzüldüm ya. Az önce ağlayacaktım, kendimi zor tuttum. Yani evde bir boşluk olduğu hissedilecek ama. Abla evde de size böyle bağırıyor mu? Arada tabii ki tartışıyoruz ama yani birbirimizi seviyoruz. Yani kardeşlik başka bir şey. Tabii. Beyhan abla ne oldu? Ah güzelim benim. Ah canım benim, sana ne oldu? Şimdi kıza nasıl gibi hissettin kendini yani? Çok ilginç. İlk dans yapalım mı? Oo evet. Şimdi. Bir şey alabilir miyim? Şimdi Nursel Hanım, sizden bir ricam var. Evet. Daha önce de demiştim. Damla müsaade ederse ilk dansı ben oğluma istiyorum. Allah. Edebilirsin, sorun yok. Oo, gerçek mi şaka? Damla istiyordu, günlerce bunu konuştuk. Hadi yapın o zaman. Senin izninle. Edebilirsin mi? Edebilirsin yani. İzin veriyorsun değil mi? İzin veriyorum. Ama kızmadan mı izin veriyorsun? Yok, kızmadan izin veriyorum, edebilirsin. Teşekkür ederim. Böyle bir şeyler oldu. O zaman bugün ne oldu böyle? Şöyle çekilelim ilk dans için. Thank you.
Hayatımda böyle de bir şey görmedim. İlk göz ağrın senin için çok şey ifade evet. ediyor biliyorum. Özellikle eşini kaybettikten sonra. Hadi ya tamam. Barıştınız, oldu, bitti. Evet. Haydi Damla'yı verdik. Yönetmenim, düğün göbek atmadan olur mu? Halay sınırma. Evlen dedi ki, aa, tamam bende. Bak bir tane orada yakışıklı, böyle saçları olmayan bir tane var ya, saçları yok hiç. Evren onun adı. Git onu bul, en yüksek parayı al. En çok maaş o alıyor. gitmeyin, dur birazdan giderken Evren'i bulacaksınız. Şimdi biz masamız falan kurulana kadar, yani malum bir tadımımız daha var ama... Beyhancım'la tadım yapacağız ama öncesinde şöyle kurtlarımızı tamamen dökmemiz lazım. Düğündeyiz, düğünde. O arada masa hazırlanacak. Haydi çal!